Hayvanseverlerimizle tek tek buluşacağız. Mahallelere gideceğiz, parklara gideceğiz. Dostlarımızı besleyeceğiz. Güzel bir gün olacak. Ben Rabia Sür. Geçtiğimiz dönemde buraya köpek mamalıkları için gelmiştim ve Kuşadası Belediyesi birlikte tam 50 adet köpek mamalığımızı hayvanseverlerimize teslim etmiştik, kurulumlar yapmıştık. Çok güzel bir organizasyon olmuştu. Başkanımızdan kedi mamalığı için de söz alarak ayrılmıştım buradan. Ve bugün işte bu gördüğümüz canlar, bakın görüyorsunuz. Dedi ki bize mamalık getirmişsin, hoş geldin Rabia abla dedi. Az önce kendisiyle biraz sohbet ettik. Ve başkanımızdan sözü aldığım gibi tam 250 adet mamalığı Kuşadası Belediyesi ile birlikte buradaki hayvanseverlerimize, sokaktaki kedilerimizin, dostlarımızın taze ve kuru mama yemeleri için kurulumlarını yapacağız. Tek tek hepsini teslim edeceğiz. Burada mamalarımız da geldi. Paw Paw da bize onların mamalarını gönderdi. Mamalar da Paw Paw'dan geldi. Mamalıklarımızı şöyle göstermek istiyorum. Bunlar 3 kilo hazneli. Bu şekilde açıp içine döküyorsunuz mamalarınızı. Ağzını kapattığınızda bittikçe buradan yenisi geliyor. Ağaca bunu monte ediyoruz, bağlıyoruz ve mamalarımız ıslanmıyor. Havayla buluşmadığı için bayatlamıyor. Toz toprağın içine karışmıyor, görüntü kirliliği olmuyor. Mamalar sürekli taze kalıyor, bayatlamıyor. Daha ne olsun, hem bir istasyonumuz olmuş oluyor. Hem hayvanseverlerimiz sürekli mama kabı aramak zorunda kalmıyor, yerlere mama dökmek zorunda kalmıyor. Hem dışarıdan insanlar görüntü kirliliğinden rahatsız olmamış oluyorlar. İstasyonun yerini öğrendikleri için kedilerimiz gelip geçerken artık orada bir yemek olduğunu biliyorlar ve orası onların mama istasyonu olmuş oluyor. Daha ne olsun, o zaman hadi dağıtmaya başlayalım hepsini. Şimdi mamalıklarımızı yüklüyoruz. Hayvanseverlerimizle tek tek buluşacağız. Mahallelere gideceğiz, parklara gideceğiz. Mamalıkları kuracağız. Dostlarımızı besleyeceğiz. Güzel bir gün olacak. Daha önce Kuşadası Belediyesi sokak hayvanları için beslenme ünitesi hediye etmişti. Ondan çok memnun kaldık ve şu anda kediler için de mama kaplarımız geldi. Mamalıklar için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bize mama hediye eden Paw Paw'a da çok teşekkür ediyoruz. Soğucak Mahallesi'ne geldik. Burası merkeze biraz uzak. Burada Hazal Hanım var ve sitesindeki kedilere ve köpeklere bakıyor. Köpekler için daha önce de gelmiştik. Şimdi kediler için yanına gidiyoruz.
Evet, Hazıl Hanım'ın da yanına geldik. 3 adet mamalığımızı ve 7 kilogram mamamızı da ona teslim ettik. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Biz 3 adet mamalığımızı aldık. Yanında da hediye palpal mamamızı aldık. Herkese çok teşekkür ederiz bu yardımı için. Evet, şimdi Efes evlerindeyiz. Buraya daha önce köpek mamalığımızı da getirmiştik. Bakın hala duruyor. İçinde de maması var. Buradaki hayvanseverler içine mamasını döküyor ve bunu kullanmaya devam ediyor. Efes evlerine bu mamalıkların 6 tane bırakmıştık. Ama kedi mamalıklarından 10 tane bırakacağız şimdi. Çünkü burada çok fazla kedi var ve çok fazla hayvansever var. Yani Efes evlerinin kedileri artık o mamalıklardan yiyecek. Başkanım, size çok teşekkür ederiz. Mamalıklarımız geldi. Burada hayvanlarımız gerçekten bayağı bakıma muhtaç. Pawpaw da bize mama göndermiş. Pawpaw'a da çok teşekkür ediyoruz. Her şey için teşekkürler. Sağ olun başkanım. Daha önceden belediyemizden 4 adet köpek mamalığı aldık. Şimdi de 5 adet kedi mamalığı aldık. Çok teşekkür ederiz başkanımıza. Şu anda Ege Mahallesi Deniz Tütün Parkı civarındayız. Daha önce de buraya yine köpek mamalıkları bırakmıştık ve burada yine çok kedi var ve çok hayvansever var. Ve bu mamalıklarımızı da burada yaşayan ve kedilere ve köpeklere annelik eden Hande Hanım'a teslim edeceğiz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizi sormalı. Görüşmelisi nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Tekrar geleceğiz demiştik. Tekrar evet, geldik. Evet. Sözünüzü tuttunuz. Başkanımız sözünü tuttu. Biz de geldik birlikte. Sizin vesilenizle ya da hani başkanımızın vesilesiyle güzel oldu yani. Her ne vesile olduysa gerçekten çok memnunum şu anda. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman size emanet mamalar, mamalıklar, canlar. Teşekkür ederiz. Yani teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça Görüşmek kalın. Üzere. Sağ olun. Öncelikle merhaba. Daha önceki projenizde tekrar görüşeceğimizi söylemiştiniz ve hani heyecanla beklediğim gün demek ki bugünmüş. Bugün de kedilerimiz için mamalıklar ve mamalarımız geldi. Başkanımız Ömer Bey'e ve Rabia Hanım'a çok teşekkür ediyorum tekrar. Yani bir kere daha beni ve bu canları çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederim. Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de İkiçeşmelik Mahallesi'ndeyiz. Neslihan Hanım'ın yanındayız. Neslihan Hanım da bu mahallenin, bu civarın hayvanseverlerinden. Birçok besleme noktası var. Birçok kedimizin annesi kendisi. Ona da mamalıklarımızı teslim ettik. Mamalarımızı teslim ettik. Ve birazdan yanından ayrılacağız. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz aynısınız. Biz de iyi, sağ olun. Ne kadar kediye bakıyorsunuz ortalama? Gelip yiyip gidenler de var.
Bir de çıkıp dolaştım bölgeden var. Yere mi döküyordunuz normalde? Nasıl besliyordunuz? Aslında mama kaplarına koyuyorum ama insanlar atıyorlar kaplarımızı. Evet. O yüzden yere koymak zorunda kaldığımız çok zaman oldu. Şu anda yere koyuyorum maalesef. Artık yere koymayacağız. Evet, artık beğendiniz mi mamalıkları? Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederiz. Harika işler başarıyorsunuz. Yani belediyemizle siz olmasanız gerçekten sıkıntılarımız çok daha fazla olacaktı. O zaman güle güle kullansınlar. Afiyet olsun dostlarımıza. Kuşadası Belediyesi'nin Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Ben her geldiğimde buraya sıkça uğrarım, ziyaret ederim. Çat kapıda gelirim, haberli de gelirim. Tanıdığım, gördüğüm en düzgün, en güvenilir rehabilitasyon merkezlerinden birisi benim için burası. O yüzden buraya gelirken içim çok rahat geliyorum. Ve mamalıklarımızdan buraya da getirdik. Çünkü burada gördüğünüz gibi serbest gezen çok fazla kedi var. Burasının etrafında var, dışarıda var, içeride var. O yüzden mamalıklarımızdan ve mamalardan buraya da hediye getirdik. Fulya Hanım var yanımda. Merhaba. Merhabalar. O burasının yetkilisi. Buradaki problemler için sık sık birbirimizle iletişime geçiyoruz. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizi tekrardan görmek çok güzel. Sağ olun. Sık sık geleceğim. Mamalıkları dışarılara da mı kuracağız? Nerelere kuracağız? Yani belirli noktalar var. Hayvansever ablalarımız var. Onlarla iletişim kurarak uygun yerlere koyacağız mamalıklarımızı. Buraya da kuracağız. Tabii burada da çok kedimiz var. Onlar için de çok iyi oldu. Kuralım mı bir tane birlikte? Tabii kuralım beraber. Mamamızı da dökelim. Evet. Tamam. Sayın Belediye Başkanımız Ömer Günel Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ricamızı kırmadı. Tek ricamızdan hemen bu iki tane üniteyi göndermiş. Sokaktaki canlarımız için. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Emeğe geçen diğer bütün arkadaşlara da sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Önce başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun böyle bir hayvansever başkan olacak. Evet, Kuşadası'ndaki sevgili dostum Ali Rıza abinin yanına geldik. Hoş bulduk Ali Rıza abi, benim buradaki dostum. Gerçekten gönül dostum. O da can dostlarımızın dostu çünkü. Kedinin, köpeğin, o burada babası. Motoruyla birlikte her gün gider, atık yemekleri toplar, mamalarını toplar. Motorun arkasına koyar, parklara, bahçelere yüzlerce kediye bakıyor. Her gün, her akşam. Ve biz de ona destek olmak amacıyla yaptırdığımız mamalıklardan onun besleme odaklarını kurması için ona da hediye getirdik. Mamalarımızı da getirdik. Nasılsın Ali Rıza abi? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz. Havalar sıcak oldu. İyice zorlaşmıştır evet. İşin. Benim için zorluk yok. Motoruna biniyorsun, her gün gidiyorsun. Her gün hem işime hem sokaktaki canların beslenmesi için aksatmadan Allah sağlık verdiği sürece. Ne kadar hayvana bakıyorsun? Kaç bir yani? Vallahi çok bakıyorsun. 300 civarı. 20 bölgem var. 300 civarı kediye bakıyorum. Kendin yemiyorsun, içmiyorsun, onlara mama alıyorsun. Mutlaka, değil mi? Mutlaka. Onlar için çalışıyorum. Yaşım 66. Allah'tan istediğim sağlık. O da var. O da var. Saçların da uzamış. Çok güzel olmuş. Fön çektirdim. Benimle buluşmak için özel fön çektirdi kendisi. Ne söylemek istersin? Söylemek istediğin bir şey var mı? Bizim sokaktaki canlarımızı düşünen değerli başkanımız Ömer Günel Bey'e çok teşekkür ederiz. Kuşadası Belediyesi'ne öncelikle başlıca çok teşekkür ederim. Verdiği hizmetlerden dolayı, hayvanseverliğinden dolayı ve mamalığımızdan dolayı duyarlı bir belediye başkanımız olduğu için o kadar çok mutluyuz ve gururluyuz ki her hayvanasa ihtiyaç duyuyoruz. Aradığımızda
gecikmeli de olsa, istemeyerek de olsa geliyorlar, mutlaka geliyorlar. Ve tedavileri yapılıyor. Binlerce kez teşekkür ederim. Yani ben kendi adıma memnunum. Kedi evi istedim, kedi evi geldi. Köpek evi istedim, köpek evi geldi. Çevremizi temiz tutalım tabelası istedim, temiz tutalımı getirdi. Şimdi çevre düzenlemesi olacak, yarım kaldı ama o devam edecek. Teşekkürler. Şimdi Yakup Ziya Tan Parkı'ndayım. Yakup Ziya Tan Parkı'na neden geldim? Bir önceki gelişimde bu parkta Sayın Başkanımız Ömer Günel'le birlikte bir mamalık kurmuştuk. Ve o dedi ki bu mamalık artık bana ait ve her gün bu mamalığın doldurulmasından ben mesulüm. Sorumluluk bana ait dedi ve biz oradan ayrıldık. Şimdi habersizce buradan geçerken bakalım başkanımızın mamalığı ne durumda, duruyor mu? Hemen hatırlayalım o anı. Kuşadası Belediyesi ile birlikte çok güzel bir projeye imza attık. 50 adet besleme ünitelerinden yaptırdık ve her ünite için bir hayvanseverimiz sorumlusu oldu. Yani her mamalıktan bir hayvanseverimiz sorumlu ve onun doldurulmasını o sağlayacak. Ve Yakup Ziya Tan Parkı'ndayız. Şu anda buradaki mamalığımızdan da sevgili başkanımız Ömer Bey sorumlu. Bu mamalığımızı Ömer Bey'e zimmetliyoruz. Ve bu parktaki hayvanlar artık kendisinin sayesinde doyacak. Ve bu mamalığın doldurulması artık ona ait olacak. Buradaki mamalığı da sorumluluğunu da ben alıyorum. Üstleniyorum. Bakımını ve kontrolünü bizzat yapacağım. Her sabah giderken buradan geçeceğim, söz veriyorum. Süpersiniz. Gerçekten herkes adına sizi alkışlıyorum. İlk mamalığımızı dolduralım mı sizinle birlikte? Evet, biz çekildiğimizde şimdi kedi ve köpek dostlarımız buraya gelip mamalardan yemeye başlayacaklar. Şimdiden hepsine afiyet olsun. Afiyet olsun. Şimdi bakalım, başkanımız bana söz verdi ama o mamalık duruyor mu? O mamalığın içine mama koyulmuş mu? Ne durumda? Bir kontrol etmeye gidiyorum. Mamalığımızın yanına geldik. Mamalığımız sağlam. Bağladığımız şekilde duruyor. İçinde mamalarımız var. Ve hala biraz daha mama stoğu var. Başkanımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Başkanım emanetine sahip çıkmış ve çok iyi bakmış. Bu arada bize bu videonun sonuna geldik. Aslında biz bu projenin de sonuna geldik. Ve Kuşadası Belediyesi'nin hayvanseverler adına yaptırdığı mamalıkları elimizden geldiği hayvanseverlere ulaştırdık. Kalanlarını da güvercin masaya yapılan başvurularla hayvanseverlerimiz temin edebilecekler. Tabii sınırlı sayıda bu mamalıklar. Bir sonraki projede, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, bir sürü şey yapmanız gerekiyor ama lütfen yaparsanız çok sevinirim. Unutmayın.